Mahmut Erol Kılıç Sofra Sırları Bizim geleneğimizde yukarıdaki başlıkla karşılaştığımız zaman aklınıza ya hikemi ve irfani konular veyahut sofra adabı başlığı altına girebilecek konular gelir. Niyazi Mısri'nin İrfan Sofraları, El Kuleyb'in Zahitlerin Sofrası ve benzeri gibi eserleri manevi gıdalanmayı da sofra tabiri kullanılarak aktaran eserlerden bazısıdır. İrfanla yoğrulmuş Anadolu geleneğinde misafire sofra kurmak ve yemek yedirmek çok mühim bir ritüeldir. Sofra, insanları bir araya getiren bir muhabbet ve kardeşlik meclisi olarak görülür. Anadolu kültürüyle büyük benzerliği olan Orta Asya ve İran coğrafyalarında da benzer tavırlar vardır. Mesela yılın en uzun gecesi sayılan 21 Aralık akşamı Şebi Yelda başta olmak üzere uzun kış gecelerinde ayaklarını altına mangal yerleştirilmiş yer masalarının altına uzatıp üzerine konan meyveleri, çerezleri yiyip sohbet edilen kış sofrası, üzerinde 7 adet sinle başlayan yemişin konduğu Nevruz sofrası hep bu muhabbet sofraları örnekleridir. Bu ikram kültürünün kaynağında misafire ikramının bolluğuyla bilinen Hazreti Ali motifi göze çarpar. Bazı fütüvet namelerde ise sofra açma adeti Selman-ı Farisi'nin bir emaneti olarak kabul edilir. Tekke kültüründe ise icazetini alan ve sembolik olarak da hırka ve taçla tebriklenen şeyh namzedine ayrıca tekke kurması için çera, sofra, alem ve seccade verilir. Çünkü sofra açmak tekke uyandırmanın alametlerindendir. Tasavvuf kültüründe mutfak çok önemli bir yer tutar. Adeta dervişlerin eğitimlerine başladıkları yerdir. Mevlana'nın hamdım, piştim, oldum sözü sembolik olarak yemek terminolojisiyle manevi olgunlaşmanın özdeşleştirildiğinin göstergesidir. Mevleviler yemeğe lokma derlerdi. Matbaa'nın kutsiyeti vardı ve yemeğin pişirilmesi ve yenmesi hususi törenlere tabiydi. Bu açıdan aşçılık ruhani anlamda bir makamdı. Rezzak olanın sunmuş olduğu nimetleri hünerle pişirdikleri ve kulların cismani olarak da beslenmelerine aracılık ettikleri için aşçılara büyük hürmet gösterilirdi. Dergahın başı Sertabbah denilen aşçı başıydı. Bu kişinin zahiren işi yemek yapmaksa da batinen işi canları manevi açıdan pişirip olgunlaştırmaktı. Konya'da baş aşçı Ateşbaz Veli'nin türbesi vardır.'' Bu kültürde yemek yemenin de bir adabı vardı. Yani sofra sırları vardı. Buna somat erkanı denirdi. Mevlevilerin yemek yedikleri büyük bir tahtadan yapılan sofraya smat veya somat denirdi. Altına bir iskemle konurdu. Sofranın etrafına da yemek yiyecek dervişlerin üzerlerine oturmaları için poz serilirdi. Ayrıca elifi somat denen bir meşin sofra da vardı ki ince uzun ve elif harfine benzediği için bu adla anılırdı meydana boylu boyunca serilirdi. Canlar bunun kenarlarına karşılıklı otururlardı. Sofra kaldırılırken bir bezle silinir ve bir tomar gibi dürülürdü. Sofraya sofra peşkiri şeklinde adlandırılan eninin yarısı sofranın üzerine, diğer yarısı oturan kişinin dizine gelen bir örtü serilirdi sofrayı canlar hazırlar. Kazancı dede kazanın kapağını açınca canlar kazanı ocaktan alırlar. Kazancı dedenin duası ile yemek daveti duyurulur. Dervişler başlarını eğerek selamlaşır ve sofraya geçerler. Şeyhin katılımı ve duası ile yemeye başlanır. Yemek esnasında kesinlikle konuşulmaz. Yemeğe tuzla başlanır, tuzla bitirilirdi. Herkes sağ elinin şehadet parmağını diliyle ıslatıp önündeki tuza banar ve yemeye başlardı. Günde iki kez yemek yenirdi. Öğlen ve akşam. Yemek faaliyeti adeta bir ibadet haliydi. Yemek yerken kendilerine nasip olan lokmalar için devamlı şükrederlerdi. Yemek bir kaptan yenirdi. Su istenecek olursa elinde testi ve bardakla ayağı mühürlü olarak niyaz vaziyetinde bekleyen cana işaret edilirdi. Can derhal bardağa su koyup bardağı öperek isteyene sunar. O da bardakla görüşüp yani bardağı öpüp suyu içerdi. Su içen suyu içerken herkes sofradan el çeker onu beklerdi. Bu suretle o su içerken öbürleri bir lokma bile ondan fazla yememiş olurlardı. Yemeğin sonunda sertabba yahut da şey biz yoldaki sufileriz. Padişahın sofrasında yemek yiyenleriz. Ma sufiyan rahim Ma tabla har şahim beytini okur, sonra sofra duası, gülbank yapılarak yemeğe son verilirdi. Bütün bunları niçin anlattım biliyor musunuz? Derdim size tasavvufun mutfak felsefesini anlatmak değil. Zaten onu ölü kültür haline getirdik. Toplumsal dönüşümümüzün nereden nereye geldiğini ve şimdilerde canlı kültürün ne olduğunu mukayeseli olarak göstermek istedim. Sofra Sırları adında bir yerli yapım film vizyona girmiş. Tanıtımını okuyunca tüylerim diken diken oldu. Hayatını kocası ve eşine adamış Nesyan, dışarıdan bakıldığında sevimli ve utangaç bir ev hanımıdır. Eşinin işi sebebiyle uzun yıllardır Anadolu kasabalarında yaşayan Nesyan, iyi de bir aşçıdır ve tüm çevresi onun yemeklerine bayılır gayet sıradan görünen hayatında Neslihan'ın yakın çevresindekiler bir bir ölmeye başlayınca tüm gözler ona çevrilir. Mükemmel bir aşçı, evine ve eşine düşkün, kısacası mükemmel bir ev hanımı olan Neslihan aslında bir seri katildir. Fatma Barbarasoğlu'nun vizyona yeni girmiş bir başka filmi yorumlarken kullandığı Bayağılığın ve kabalığın içtenlik olarak pazarlanması isimli başlık bile bu film için hafif kalır. Kutsal aşçıdan seri katile geçiş yüksek kültürden kopuş, cinayet, hırsızlık, mafya, işkence sahneleri, pespaye ve adi insanların arka sokak hikayeleri, üretilebilen bir yüksek felsefe yok maalesef. Masum imajı çizen bir kadının şeytanlaştırılması, başta kadına, sonra aşçıya ve sonra bütün topluma hakaret. Hem de sanat adı altında, sonra toplumsal cinnet geçiriyoruz diye atılan gazete başlıkları. Televizyon dizileri de bundan hiç farklı değil. Peşinden bu filmlerin Afrika, Asya ülkelerine Türk filmleri olarak pazarlanmasının getirdiği imajımız. Ülkemizin insan kalitesinin yükselmesi ve çocuklarımızın emniyeti açısından bu gidişata direnmeliyiz. Ben bu kültürsüzlüğü bizim soframızın sırlarından olan şu gülbangi çekerek protesto ediyorum. Elhamdülillah, eşşükrillah, hak berekatın vere, erenlerin hanı keremleri, nanu nimetleri müzdad, Sabihül Hayratu Güzeştegan'ın Ervahı ı şerifeleri Şaduhan'dan bakileri selamette ola. Demler safalar ziyade ola. Demi Hazreti Mevlana sırr-ı ateşbazı veli Kerem-i i̇mam Ali hu diyelim hu.